Yeni bir bölüme başlıyoruz.
Haydi. Ne? Hı? Ne yaptın? Kutu dedi, onu niye unutuyordu? Kızım yumurta kaynar, dökülür süsüne yanarsın. Baba şimdi buraya kilitini açsana, ben açamıyorum. Açık orası. Neyi? Aynen. Yıkarız herhalde kızım ya. Hava soğuk mu bakarız önüme göre. Evet işte böyle. Koştur koştur dur. Evet.
Tepsi. Ne oldu kızım? Bir elma alacaktı. Tamam bak ona. Ne? Bakarak ol. Bakarak da? Yanında dur yani. Bakarak ol dedim. Bakın. Çöplere doldu arkadaşlar, çöplere doldu ya. Şimdi neyi bakalım? Tam böyle kayısı kıvamında olmuş. Yani şunu söylüyorum. Bir türlü kayısı kıvamını tutturamıyorum ya. Hep benim geçen lazım bu ocağın başına ki.
Şu kovamda yumurtayı yiyebilirim ya. Şimdi ne kaldı? Yumurta. Şerbet yaparız. Şerbetimizi de yapalım için. Günaydın. Hayırlı sabahlar herkese. Çarşamba gününden selamlar olsun. Sağ olsun. Çarşamba mı gün? Çarşamba değil mi? Evet. Bugün dizim var benim. Üçüncü gün. Evet. Doğum olmuş bile ya. Ne çabuk oldu ya. Doğumun üçüncü günü. Çok şükür daha iyiyim demeye çalışıyorum. Ama biraz zor bir geceydi benim için bugün. Ağrılarım fazlalaştı. Hastanedeyken daha rahattım. Yani sürekli yatıyordum ve orada yapılan orkestriler falan daha herhalde şiddetliydi. Gerçi hastalar işte. Hastalara kandırıp gönderiyorlar. Yani şimdi orkestri olarak da diklorin vermiş. Diklorin çok kuvvetli orkestri ama ister istemez evde kalk yat kalk yat. Kalkarken çok sorun. Yataktan kalkmak çok sorun. Kalkamıyorum. İlla birinin desteği lazım bana. Hayır, bu yataktan alalım. Cız cız indirip hastaneye. Şey, hastanedeki yatakta tabii daha rahat, daha konforlu. Kenarda tutacak yerleri var. İstediğin zaman yatağı kaldırıyorsun, indiriyorsun. Rahat ama burada çekyatta şimdi yatıyorum. Tutacak bir şey yok yani. Bir yerden tutup bir destek alıp öyle kalkmam gerekiyor. Kalkamıyorum. Ali işte gece aslında benim yanımda salonda yatacaktı. Çocuklar odada yalnız yatacaklar diye korkuyorlar. Dedim sen git çocukların yanında yat, ben yatarım falan dedim. Ama çok zorlandım. Keşke dedim Ali yanımda yatsaydı dedim. Yani her kalkacağım zaman kendisi beni kaldırsaydı. En azından kendimi zorlamazdım bu kadar. Baktım, bu sefer de... Baktım telefona baktım çağrı yok dedi. İşte şey dedi, kalkamadığında dedi, şimdi ben salonda yatak odasına seslensem duymaz beni, ara beni dedi. Ben de uyandırmak da istemedim vallahi, ne bileyim işte kendi kendime kalkayım istedim. Kendi kendine kalkayım ya. Çok zorladım kendimi, şu an ameliyat yerim, yani felaket ağrıyor, biber gibi yanıyor. Çok şey oldum, çok zorladım kendimi ondan herhalde. Karşıdaki var mıydı o siyah boru? Yeni çekti o boru. Aşağıya. Ha, o gün 2-3 tane bir çalışanlar vardı. Ondan sonra öyle yani.
Yoksa onun dışında yok, çok şükür bebeğimiz de iyi. Emiyor. Altını kirletiyor. Yatıyor, uyuyor. Onun keyfi yerinde. Ay. Şimdi kahvaltı hazırlıyor. Evet. Biraz sessiz vloglarım ben... olur mu? Yapıyor musun? Ben çok fazla konuşuyorum. Evet. Sen dinlenemiş oluyorsun. Hah, işte olur. Eşittirim ben. Sabaha karşı acıktım. Katı bir şey yiyemiyorum. Ne yiyeyim falan. Mutfağımı kirletme. Bu hafta senin mutfağın. Haftaya benim mutfağım olur tekrardan. Oy be yani. Kirletme lütfen mutfağımı. Ali hoşaf yapmıştı. Akşam kahvaltı yemekten sonra içtim bir kase. Sonra bugün gece... Şerbet yapacağım. Bugün de lohusa şerbetini yapacak. Gece de... acıktım yatmadan önce. Tekrar bir kase daha içtim. Sonra sabah karşı işte uyandım. Acıkmışım. Ay bir şeyler canım istiyor. Bir şeyler yemem lazım. Çünkü ben iki gün yemek yiyemedim. Dünkü videomu nasıl buldunuz? Mutfağım nasıldı? Bir... Annem geldi. Mutfağın tertemizdi canım. Diyorum işte bu hafta senin mutfağın, haftaya yine benim mutfağım. Yaptın mı kahvaltı sen? Yok. Siz yaptın mı? Şimdi işte hazırladı Ali. Gel hazır kahvaltı. Hiç yapma işlerde kahvaltı. Uğraşma. Bardak, çatal fazla bak. O zaman kahveyi. Telefonunu al, arayan falan. Sabah karşı bir kase daha doldurdum. Nasıl uğraşmışım, nasıl yapmışım görün yani bakın. Tertemiz. Bak bir tane bulaşık yok. Öyle olacak tabii ki. Ya. Düzenli olursan işin kolay olur. Düzensiz olursan senin işin şey olur. Doğru bir değil mi? Yani. Mutfak, yani düzensiz olursa kendisinin işi bitmez. Bu mutfağı böyle isterim. Tamam mümkünse. Sen önceden nasıldı? Çok ha? Böyle her taraf doluydu. Ay doluydu. Hadi. Tamam hadi. Tamam. Ya şunu ben alayım, sen gelip Ömer'e alırsın. Annem şey yapmış arkadaşlar. Biber. Bir şey getirdin mi Nihal'e orada? Yok, burada bir getiriyorum. Biber kızartmış şöyle ve onu sarımsaklı ekşili falan yapmış zannedersem. Sana bir de tepsi mi getirdik? Evet. Evet, bugünlük şimdilik bu kadar. Tamam, bunu canım bu ablam. Resim de size yolluya bilirim. Tamam, bu ablanın kulu bu ablanlar. Ne altınıymış o? Müge Anlı da mı altındaymış soyunda? Ali ekmek versene canım. Yok yumuşak yerinden ver böyle şey tarafı. Ha tamam. O şu anda yok ama belki bize ulaşır. Evet, ekranı yani evet. Şöyle. Yok ekmek yok. Daha bak. Yok ekmek. Neyse benim ha. Benim de telefondan yüzünü aramayız. İşte arayan kişi. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Bebeğin ilk banyosunu yaptıracağız arkadaşlar. Ay dur Ali ya. Şu çekmeceyi at canım. Açalım. Bak o şişelerin en altında böyle ufak ufak yeni hiç kullanılmamış lifler var. Ufak ufak lif tarzı. Pembeli membeli olan da şöyle ha. Bebeğin ha, kovayı çalkaladın mı? Kovayı, şarbayı tamam. Dalini şey yap. Ben de şuradan bir tane parol içeyim diyorum ya. Sadece dalin getir ya. Havlu. Havlu da banyo dolabında. Yok bebek havluları var orada. Ufak havlular var böyle. Pembesi var, beyazı var. Başlıklı olan var, kafasını geçirmeli hemen. Ay.
karol ağrımı ne kadar geçirir bilmiyorum ama dikloron sabah akşam içiyorum. En azından bir tane de parol içim öğlenleyin dedim. Buldun mu? Şu başlıklı olan mı? Tamam, iyi iyi. Tamam. Şu mutfağın penceresini kapatsak mı? Ne yapsak ya? Havası nemli içi ya. Evet de işte Allah bak. Allah. Ay ben üşüyorum işte. Üşüyor olabilir. Şu ya, poşetleri moşetleri at canım sen. Ceket giymiyorsun. Bak orada benim şeyde terlik. Poşet şey ceket giymiyorsun. İyi bak nasıl ısı vermiş bu. Bayağı ısı vermiş. Ha. Evet. Şimdi bebişiğin banyosunu yaptıracağız. Şöyle kıyafetlerini hazırladım. Çamaşırlarını. Seni de koyalım. Ha, şu kirli olan. Şurada üstünü giydiririm. Şimdi sen suyunu getir canım. Havlusunu da koyalım üzerine ısınsın. Başlayın. O kirli olan. Kirli mi? Yok bundan yıkayacağız ya annem. Ben yıkayabilirim. Ha, sen mi yıkayacaksın? Evet. Ha, tarağı ne yaptın? Şurada. Alakta. Oraya koyalım. Koltuğun altında kaldı. Koltuğun altında kalmış. Baba. Ha. Şöyle. Bizim bir eskiden bile şu araba şimdi, ya. Araba yastığım ne diyorsunuz ya? Hı. Araba yastığımı ne diyorsunuz ya? Isınıyor yumukta falan. Yalıyor ya arabada. Kızım şöyle dön. Yamuk oluyor. Düz. İşte şey. Ondan bizde varmış eskiden. Vardı da nerede bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Belki de ben ev taşıma yaparken falan gereksiz diye attım. Birçok şeyi attım çünkü. Ne? O araba. Uzun yolculuk için şey. Ya yastık araba yastıkları var koltuk, ya. Seyahat kol yastığı. Ondan alabilir miyiz ya? Ben yatağımı koymak istiyorum ondan. Allah Allah. Her tarafı yastık yapalım kızım ya. Yok dur. Ben sana aldım zaten bir tane. Zaten evlilikte sürmüyoruz. Benim yok çünkü. Benim yok çünkü. Çünkü sen anne ve baba değil. Normal topla sadece. Toptan normal toplayacağım zaten. Ding ding. Bana kutlar ama evlilikte onu aldınız. Hadi fıs fıs kaldı. Benim yok çünkü. Kızım dön şöyle. Bu tarağı mı taradık? Taradık. Açtık saçını. Ne yapıyoruz? Kıvırıyor. Kıvırıyoruz. Model yapıyoruz. Süslü. Allah Allah. Bakana. Bu tırnaklar. Bugün unuttuk tırnakları. Kalsın bugün abi hadi boşver. Ya akşam gelince at kuyruğu gibi olur saçım. Akşam gelince çıkarır. Saçım at kuyruğu gibi. Süslü süslü. Süslü bu var ya bu süslü. Senin ojelerine de ortak geldi. Tokalarına da ortak geldi. Her şey. Oo, tokalarına da ortak geldi. Bir dakika. Neyi dövüşürsün? Sen tam şey şu anda o da senin gibi olacak. Tam böyle gösteriyor o zaman işte. Böyle yaparız. Ne dün ne? Ay tüm bir şey diyordu da. Sen saçını alıp yüzünü şartına. Hah gel. Ha, daha zaten bundan sürmedim ki. Gel gel gel. Otur. Ben onları yapmadım. Evet gel yaklaş biraz. Oh sana hep yaptık ya. Dön. Gördün ya sıçık spreyi bozulmuştu. Spreyi bozulmuş işte bunu. Evet. Burada boşta şey yok mu? Bilmiyorum bakmam lazım. Onları birine değiştirir kafasını önünde atmışsın. Yakup saçını biraz şöyle Ali sen tamam sen şey yap ıslatıp bu kabarıklığı almak lazım. Ben yaptım. 1500 lira 2000 lira ben yaptım. Güzel oldu yani atmamak şey. Bunlar kalmamış. 60 mi hep yağmurlarda? He. 60 tabii ya. Oranın parkesi çürüdü. Yani yatak odasının parkesi değişecek işte. Cümleye ev ne olacağı belli olmadığı için ellemedim yani. Yani sonra baktım artık her şey normal döndü. Bu yağmurları kapattım.
3 tane. Peki o şeyleri ne kadar nasıl şey verdiniz? Rapor verene. Abla bunu çıkarsan olur mu? Rapor verene. Testlere mi? Evet, testlere 2 lira. 35 bin değil miydi? 280 mi yok? 230 bin lira mıydı? Toplamı. Yani 230 bin lira ilk şeyciye. Canlar, bebeğimizi yıkadık, bir güzel banyosunu yaptırdık. Şimdi uyuyor, dinleniyor. Ben de bir duşa girdim, çıktım. Çok şükür. Üzerimizden hastane şeyini atalım. Şimdi dün annemin yaptığı çorbadan Ali'ye dedim, böyle sıcak sıcak ısıt bana. Biraz önce kayınvalidem şey getirmişti, o da buradaydı. Şimdi zaten hep beraber yıkadık çocuğu da. Annem, teyzem, Ali, ben falan hepimiz bir yıkadık. O da sütlaç yapmış, getirmiş. Sütlaçtan yedim biraz. Şimdi de acıktım, dedim sıcak sıcak çorba içeyim. Banyodan çıkınca da insan böyle biraz üşüyor gibi oluyor. Minik kuzum da uyuyor, teyzeleri prensesi. Burada uyuyor bebeğim. Kuzucuğum da uyuyor. O uyuyorken ben de çorbamı içip biraz dinleneyim. Hastanede şu diziye alıştık. Bir zamanlar izlediğimiz bir diziydi. Evet, Hanımın Çiftliği. At ama yani yine onu da seyredeceksin. Yoruluyorsun falan diye hani. Ama su akıyorsa at. Bir ara bu Hanımın Çiftliği'ni izliyorduk. Çok güzel bir diziydi. Şimdi tekrarını koymuşlar. Hastanede yattığım gün izlemeye başladık. Ali de her gün bu saatte açıyor. Bakıyoruz. Bugün şu odaları hiç toplanmadı vallahi, öyle duruyor. Ah. Ah. Ha şey. Bir saniye. Ay çok. Şunları koyayım da. Şimdi makineye kısa programda işte bebeğin üzerinden çıkan çamaşırları, benim hastanede giydiklerimi falan attık. Onları serecek Ali. Tekrardan makineye çamaşır atacağız. Koyu renkliler canım. Onları at. Ah. Aytu geldi okuldan. Anneciğim. Aytu şu montunu falan yere atma anneciğim. Yere atmışsın. Bak ben evi toparlayamıyorum. Evi düzenli tutalım. Ne kadar düzenli olursa artık. Şimdi koyu renklileri at. Onları atma. Çizgileri atma. Şeyleri. Heh. Sadece koyu siyah eşofman, pantolon, çorap. Onları at canım. Yok yok, onlar teşeye. Açık renk. Ah. Şu şeyin üzerindekiler. Ne? Onlar. Ha tamam. Hep böyle çıkıyor çamaşırlar. Ay. Düşürmüşler içine. Ha şey de yapayım. Temiz çarşaf ve yastık kılıfı götüreyim. Şimdi çocuk uyuyor. Uyanınca yatağın çarşafını geri değiştirelim. Bugün temiz takalım. Oh. Ev hanımlığı zor muymuş Ali Bey? Ne? Ev hanımlığı zor muymuş? Çok zor. He? Çok zor. Zor değil mi? Hı hı. İşin hiç bitmiyor değil mi? Bitmiyorum. Kalabalık aile olunca bitmiyor. İşte yani beni anlıyor musun şimdi? Hiç anlamıyorum. Anlamıyor musun? Valla öyle bir anlıyorsun, işine gelmiyor. Maalesef hiç anlamıyorum. Valla sabahtan beri Ali hiç oturmuyor. Hiç. Kahvaltı hazır, çocukları okula hazırladı. Onları işte gene bir tek Aytu'a beslenme yaptın. Alper'e beslenme yapmadın. Hazırlamadın, ona para verdik. Normalde ona da beslenme hazırlıyorum ben. Onları okula gönderdi. Sonra kahvaltı hazırladı. Kahvaltı yaptık. Bulaşıkları işte toparladı.
Çocukları okula götürdü geldi. Çarşıdan markete falan gitti geldi. Ondan sonra çocuğu yıkadık. Banyo yaptırdık. Onu yerine hazırladı, etti. İşte de bugün yataklar toplanmadı yani. Onlar yarına. Bugün sadece bunlar yıkansın yeter. Ondan sonra daha akşam yemeği yapılmadı. Birazdan annemle beraber yapacaklar akşam yemeğini. Şimdi çamaşır attı bir makine. Kısa programda böyle üç işte. Yok yok, onu da şeye, oraya. Şimdi ikinci makineyi atacak. O çamaşırları serecek. İkinci makineyi atacak. Saat daha şu an 3:30. Yani daha yemek yapılacak. Akşam yemeği yenecek. Onun bulaşıkları yıkanacak. Akşam çocuklar okuldan eve gelince onların ödevleriyle ilgilenilecek. Yani işte ev hanımlığının ne kadar zor olduğunu. Ne o? Ali Bey gördü. Evet. Beyaz değil, renklilerle. Normal renklerle. Efendim. Ah. Ha? Hayır. Hayır annem. Bir kere. Hayır dedim. Tek bir kere. Aytu son kez hayır diyorum. Ya. Bitti mi? Küsü kirleri sepetini oradan kaldıralım. Niye? Çorap kutusunda yatamıyorum. Oraya göre. Koyacak başka yer yok yani. Olsa dükkan senin. Olsa dükkanı benim yok. Çalıştır hemen olsa. Neyle katıyorsun bunu? 40 karışık. En getir, çevir onu karışığa getir. Bekle. Gelmedi en altta karışık. Heh. Bekle düzelir. Onu şey yapınca düzelir o. Ah. Lazım hiç ben unuttum ya. Şöyle çok doldurma, yarım kapak koy. Yarım, yarısını koy. Yeter. Konsantre fazla kullanıyorsun. Şey yap. Ne? Tuş kilidini aç. Elleme, tuş kilidini açıyorsun. Program döner o zaman. Değişir. Bine getir. Bir tık bas oraya işte. Tamam. Şimdi çalıştır. Bekle. Şimdi tamam. Kapat. Olmadı. Aynı anda basmadın. Oraya ne yaptın öyle? Ütü, ya Allah'ım ya Rabbim, nerelere basıyorsun? Ben anlamıyorum ki seni. Ütü ayarına getirdin. Geri iptal edeceksin. Tamam, ikisini bir basacağım. Ya ikisini aynı anda basacaksın. Basamıyorum hiç, Allah Allah. Nasıl basamıyorsun? Şu iki parmak ne işe yarıyor? Basamıyorum hiç. Benimkinin biri uzun, biri kısa. Parmaklar seninki gibi değil. Ha işte bak. Herkesinkiri biri uzun, biri kısa. Güldürme, gülemiyor bana. Allah'ım, dün de Alper beni durmadan bir şeyler söyleyip güldürüyor. Güldürme oğlum diyorum. Şeyi ağrıyor, canım acıyor şey diyorum. İkide bir beni, o bana komik bir şeyler söylüyor. Ay ay. Benim parmağım gibi değil yani, benim parmağım. Bak, bu benimki de aynı. Gördün mü? Biri uzun, biri kısa. Benimki daha bak. Yapamıyorum demiyorum. Bu ne ya? Niye? Zor mu geldi? Ben şimdi var ya, yılların intikamını alacağım senden. Bu sepettekiler. Hele dur, hele o sepettekiler kalsa sen çamaşırırsa. Ay 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 ay. Net bir şey ya. Üçünü ne bir bakalım. Ha? Yağmur gelir. Yağmur. Efendim anne. Tamam. Çok soğanlı yapma ha. Ayet Efendi şey yapıyor. Bunu patates soyalım. Onu Ali iyice sirkele de. Kırışmasın. Var, şey var. Ne biberden var? Ne? Kapya biber iki tane mi ne var galiba? 2-3-4 kapya biber. Acı ama. Bir daha sirkele onu. İyice açılsın. Ütü gerektirmiyor o zaman.
Ali oraya ne asıyorsun ki ortaya? Kafan değeceği yere. Perşembe yarın daha ne? Cuma günü. Cuma günü. Yok yarın perşembe daha. Ay. Onu iyice sirkeli karışmasın ki açılsın şeyi. Yok ben üçü gibi yapıyorum. Ben şeyime karışmam. Ama işte onun şey oldu, kolları kırışık kalır. Olmaz maalesef. Merak etme. Ütüye gerek. Ütü gerektirmez benim. Zamanı niye attı ya? Attık attık. Ali seriyor şimdi. Ah. Her gün ki dik dön makine gitmiyor mu? Niye oldu bilmiyorum. Ha. Bir yere bakalım. Bir yere bakalım. Bir yere bakalım. Ay kimmiş o? Küçük 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 küçük. Allah'ım ya. Abimiz geldi. Buyurun. Küçük bir başlamışsın. Öyle mi? İşimizin başındayız yavrucuğum her daim. Ay. Hoş geldin annem. Hoş buldum. Ay. Ben içeri geçeceğim artık. Dışarısı serin. İnanır mısınız? Ev darmadağınık. Bu hafta böyle idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Benim minik prensesim. Uyuyor mu canım kız? Kız sen uyuyor musun daha kız? Aşkım kalbim, şapkası da yüzünü kapatmış. Allah'ım ya. Şapkacı da yüzünü kapatmış bebişimin. Oy. Ah. Vallahi gördüğünüz gibi çamaşırdı, bulaşıktı, evin işleriydi. Her şey Ali'ye kaldı. Anlıyor musun beni diyorum, anlamıyorum diyor. Ah bu erkekler. Ancak iş kendilerinin başına kalınca anlıyorlar biz kadınları. Anlıyor da işine gelmiyormuş gibi davranıyor. Zaten sağ olsun, Allah razı olsun. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Ali her zaman bana her şeyde yardımcıydı. Ama yine de bazen söylenirdi bana. Yok şu olmamış da yok bu olmamış falan. Ben derim Ali ne yapayım, yetiştiremiyorum işte işleri falan derdim. Şimdi gerçekten anlıyor işlerin yetişmediğini. Bir şeylerin yarım kaldığını. Bir şeyler tam oluyor. Bir şeyler eksik kalıyor. Yani bugün bu işi yaparım dediğim iş yarına kalabiliyor yani mesela. Yani sadece çocukların bakımı bile yetiyor yani. Sadece çocukların karnını doyurmak, onların yemeği, ödevi, dersi bile bir günün bitmesine yetiyor. Ve işte kalabiliyor yani. İşin gücün kalabiliyor. Bugün gerçekten sabahtan beri Ali hiç oturmadı. Dün de öyleydi. Hadi dün hastane çıkışımız vardı. O biraz bizim vaktimizi aldı, zamanımızı aldı. Eve geldik yani bir sürü iş, güç falan. Bugün de aynı şekilde. Bugün de sabah işte 5:30-6'ya doğru kalktık hepimiz, uyandık. Ali çocukları hazırladı, gönderdi okula. Sonra işte kahvaltı hazırladı, bulaşık yakadı. Ondan sonra onu yaptı, bunu yaptı. Bu işlerin içinde ev süpürme yok. Ancak akşam yemeğinden sonra bir süpürürüz herhalde. İşte bebeği yıkadık bugün. Tekrar işte kayınvalidem buradaydı zaten, bebeği tam yıkayacaktık, o geldi, sütlaç yapmış getirmiş sağ olsun, sütlaç yedim biraz. Ondan sonra o bebeği yıkadıktan sonra Aylin'le Yakup'u okula götürdü. 2 günden beri okula gitmiyorlardı. Bugün onları okula götürdü. Oradan okul çıkışı markete gitti, marketten eve geldi. Benim banyo yapmam gerekiyordu, bebek uyuyorken hemen ben banyoya gireyim dedim, ben banyomu yaptım. Ondan sonra da işte çamaşır, makine çamaşır atmıştı. Onları serdi. Tekrardan makineye koyu renklileri attık, siyahları. Onları şimdi çalıştırdık. Onlar çıkar birazdan. Birazdan da annemle beraber yemek yapacaklar. Annem tepsi yapalım dedik. Tepsi kebabı yapalım dedik. Onun işte soğan muanını soyuyorum ben dedi. Hazırlıyorum dedi. Şimdi birazdan burada herhalde yapacaklar. Annem bir şeyler hazırlayıp buraya getirecekler dersen burada koyacağız fırına.
Ondan sonra işte yemekti içmekti falan bayağı bir yoruldu yani anlayacağız. Birazdan da çocuklar okul almaya gidecek tabii ki. Ha saat 4'e 10 var. Yarım saat sonra Yakup'u almaya gider. Eve gelir. İşte aynı saatte çıksalar aynı saatte de çıkmıyorlar. Yarım saat arayla çıkıyorlar. Yani iş güç hiç bitmiyor. Şimdi baksız takılıyorum anlıyor musun benim? Yok anlamıyorum diyor. Mutfağa bulaşık çıkarma diyor bana. Ay güldükçe gülesim geliyor vallahi var ya. Mutfak benim mutfağım diyor. Mutfağa bulaşık çıkarma diyor. Ben de bu hafta senin haftaya benim mutfak diyorum. Öyle işte vallahi. Şeye değineceğim şimdi size. Bebeğin banyosu konusunda bazı takipçilerim bebek banyo yaptırılmaz hemen falan yazmışlar. Hatta bir takipçim doktor söylemedi mi size demiş. Yani biz buralarda daha hiçbir doktorun bebeği yıkamayın dediğini daha duymadık. Yani bakın benim 5. bebeğim. Annem 4 tane doğurmuş. Komşularımızın bebekleri torunları oluyor. Biz daha hiç böyle bir şey görmedik, duymadık. Hastaneden çıktığın gün veya ertesi günü mümkünse hemen bebek yıkanır. Anne de yıkanır. Üzerinden hastanenin kokusunu, mikrobunu atmak için hemen yıkanırız. Hemen bebeği de yıkarız, anneyi de yıkarız. Eğer ki yaz günüyse bebeği her günde yıkanır. Her günde yıkanır bebek veya iki güne bir de yıkanır. Yani kışın tabii o kadar sık yıkanmaz, hasta olur, üşütür diye. Dün yıkamadık. Dün daha soğuktu, yağmur, fırtına. Hani sonuçta bebek evin içinde oluyor da yıkanınca. Aslında dışarıyla bir alakası yoktu da artık biz çok yorulmuştuk. Ne bebeği yıkayacak ne benim banyoya girecek halim kalmamıştı. Artık benim bel ağrım, ameliyat yerinin ağrısı falan ayakta durmaya halim yoktu. Biz dedik hadi bugün kalsın yarına yıkayalım. Bugün yıkadık bebeği de ben de. Şimdi bebiş uyuyor. Uyansın hiç kımıldatmıyorum şimdi yerinden. Uyandıktan sonra dünkü serdiğim çarşafı kaldıracağım. Temiz çarşaf ve temiz yastık kılıfı sereceğim. Dün çünkü hastane kıyafetleriyle yaptım bunun üzerinde. O yüzden temiz çarşaf, temiz yastık kılıfı koydum. Bebişimin uyanmasını bekliyorum. O uyandıktan sonra değiştiririm çarşafı. Öyle ekmek almadınız var mı ekmek Ali? Ekmek de var. Şeyine girelim de fırından. Şey aşağıdan mı? Burada yerinde iki tane ekmek var da. Sabah kahve. Ha sabah da şey yapıyorsun zaten. Aytuğa öbür ekmekten. Yuvarlak. Savaştan beslenme için. Tamam Alper'e de gene bu hafta Alper'i parayla idare edelim. Para verelim. Kantinden yesin. Haftaya bir şeyler ayarlarız inşallah. Öyle canlarım. Yine videomun altı yorumlarla dolu. Cevap vermek çok zor ama çok önemli sorularınız varsa cevap veriyorum canlarım. Onun dışında kalp atıp atabiliyorum sadece. Merak edenler, soranlar, arayanlar, mesaj yazanlar Allah hepinizden razı olsun. Aman Allah'ım çocuklu ev. Şu hale bakar mısınız şu hale? Ev acayip dağınık. Geliyor de babana. Babam çağırıyor, geliyor annem de. Ay. Ali şunu almış. Evde bir sürü ıslak mendil var. Şunu almış. Geliyorum canım. Şu. Neyse elimizin altında bol bol ıslak mendil olması gerekiyor zaten artık. Bebiş de uyanmadı. Uyuyor hala. Yatağın çarşafını falan değiştireceğim. Değiştiremiyorum. Ben de yerinden kaldırmayayım. Temiz çarşafla temiz yastık kılıfı koydum şuraya. Onu şey yapacağım. Canlar ruh uçuğum da biraz iyileşiyor. Çok şükür Allah'ıma. Ay hep birkaç takipçim de yazmış bana Göknur şeyinde uçuk var. Dudağında uçuk var bebeği öpme falan diye. Vallahi ben de korka korka yine de öptüm yanaklarından falan korka korka öptüm ama şey yapmadım. Pek yani tam dudağımda değil şöyle kenarda olduğu için değdirmemeye çalıştım. Dikkatli ettim. Şimdi mutfağa geçeceğiz. Annem geldi.
yemek yapacağız. Ali, ben, üçümüz hep bir şekilde yapacağız. Ben patatesini falan soyarım artık oturduğum yerde. Yavaş annem, yavaş. Bugünkü videomuz bu kadar canlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Güzel dilekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Diyorum ki ne kadar şanslı bir insanım ki ben bu kadar çok dilek, dua, Allah'ıma şükürler olsun sizlerin duasıyla ayaktayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.